Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Cumartesi gününde çok fazla geç kalmadan beraberce bir günü derleyelim, toparlayalım istedim. Keza bugün normalde hafta sonu olduğu için herhangi bir veri açıklanmazdı ama İstanbul enflasyonu geldi. Bugün ayın 1'i, yepyeni bir çeyreğe başladık. Dün akşam kapanışta bir yayın yapacaktım ama kapanıştaki yayında güçlü ayı bölgesine kapanan bir kripto gördük ve belli notlarımı da aldım. Bunların üzerine kısa ama böyle hap gibi bilgileri kenara koyabileceğiniz bir yayınla karşınızdayım. Her şeyden önce içeride gerçekleşen verilere bakalım. Türkiye'de İstanbul enflasyonu geldi. 107,4 oranında arttığını görüyoruz. Bu demek olur ki burada gerçekten İstanbul'da fiyatlar bir önceki aya göre %107 oranında artış hızına geçmiş. Enflasyon demek %100 oranında enflasyon var, fiyatlar artacak değil, fiyatların artma hızı. Ama bugün enflasyon yavaşlasa bile, fiyatlar eski ya da yavaşlayıp düşse bile fiyatlar eski zamana dönecek anlamına gelmiyor. Sadece hızlanma, artış oranında bir kısıntı oluyor anlamına geliyor. O nedenle İstanbul enflasyonu da genel olaraktan net söyleyeyim, normal enflasyondan bir yaklaşık 10 puan yüksektedir. Yani bizim pazartesi günü gelecek olan verimizin %90 olma ihtimali çok 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 yüksek. Biliyorsunuz Cuma günü Amerika'nın çekirdek enflasyon rakamları geldi. Çekirdek enflasyon bizler için neden önemlidir? Çekirdek enflasyon normal tüketici enflasyonunu oranla ne yapar? Hareketli olan gıda ve enerji fiyatlarının önlenmesini, fiyatlarını dışarıda bırakarak size bir hesaplama yapar. Bu gibi hesaplamalarda da çekirdek enflasyon eğer kalıcı hale gelirse çok daha zor hareket eder. Çünkü bunun içinde hareketli diyebileceğimiz emtialar, yani işte enerji ve gıda yoktur. Bugün Dünya Gıda Örgütü'nün en önemli şeylerinden bir tanesi gıda ithalatında maliyetlerin artacak olmasının altını çiziyorlar. Bu da demek olur ki dışarıdan ithalata bağımlı bir ülkeyseniz çok daha fazla açığınız, çok daha fazla cari açık vermeye başlayacaksınız anlamına geliyor. Cari açık demişken bizim cari açığımız ayın sonunda geldi ve gerçekten çok ciddi oranda arttığını gördük. İthalatın %18, ihracatın %18, ithalatın %60 arttığı bir ayı da böylece kapatmış olduk. Üstelik de biliyorsunuz gıdada şimdi artışlar daha fazla olacak. Çünkü yaz aylarında tarladan gelen meyve sebze bize artık seradan gelmeye başlayacak. Bu da neredeyse 1,2'lik bir artışa neden olurdu. Eski zamanlarda şimdi en az 2 katına satılmasına neden olur. Benim dünkü söylediğim PCE verisini, yani açılımıyla Personal Consumption Expenditures olanını, bunu da ne olarak çeviriyorlar? Kişisel harcamalar olarak, Amerika'daki kişisel harcamalar endeksi olarak çeviriyorlar. CPI dediğimiz, yani CPI'ya PCE dediğimi falan söylemiş. CPI Consumer Price Index, tüketici fiyat endeksi anlamına gelir. Dediğim gibi enerji ve gıdayı da içine alır. Diğeri de PCE, Personal Consumption Expenditures'dır. Yani kişisel harcamaları gösterir. O yüzden PCE core dediğimiz, core dediğimizde nedir? Enerji ve gıda gibi hareketli şeyleri dışarıda bıraktığı için. Şimdi hemen genel olarak bakalım. Biliyorsunuz ki 4 ile 7'si arası S&P 500'de bir alınabilir dip, taktik olarak dip olması bekleniyor. Taktik olarak dip olduğunda oradan marketin sekmesi beklenir. Biliyorsunuz bu şimdi dolar endeksi 111 bin lira kadar geriledi. 111 bin lira kadar geriledi. Ama tamamen bir artışa tekrar gebe olma ihtimali var. Çünkü yeni bir haftaya uyanıyoruz. 1 Ekim'den itibaren yeni bir hafta ve yeni bir finansal çeyreğe doğru gittik. Genelde bu gibi durumlarda dolar endeksi, tahvil faizleri özellikle açıklanacak verilerle tetiklenecektir. Çünkü biliyorsunuz Rusya Ukrayna'nın %15'ini topraklarına kattığını söyledi. Bu önemli. Türkiye bunu kabul etmediğini söyledi. Türkiye geçtiğimiz hafta zaten Rusya'nın ödeme sisteminden çıkmıştı. Kremlin dedi ki bu Amerika yüzünden oldu dedi. Ve genel olaraktan böyle bir sıkıntılar, kısıntılar var. Enflasyonun, Avrupa enflasyonu çifthaneye çıkması, Avrupa enflasyonunda Fransa'da beklenmedik, Almanya'da beklenmedik artışların olmasıyla beraber ve önümüzdeki hafta Amerika'nın iş halkının, yani iş gücüne katılım oranlarının gösterildiği enflasyonu tetikleyici olan şeylerden bir tanesi. Çünkü ne kadar çok istihdam açılırsa o kadar fazla fiyat artışı olur. O da enflasyonu körükler. Yani burada aslında Fed'in yapmaya çalıştığı enflasyonu düşürmek, Türkçesiyle ne demek istiyor?
ekonomiyi yavaşlatmaya çalışıyorum. Yani işsizlikten korkmuyorum. Ama fazla bir iş gücü açıldıysa, enflasyon çarklar devam ediyorsa veya benim çekirdek enflasyonum hareket halindeyse ben bundan ürküyorum anlamına gelir. Ve arada çok fazla Fed'in ekibinden arada bir beklenmedik bir faiz artışı gelme ihtimali de beklentilerle paralel. O nedenle bir ikinci tur, bir gerginlik, 4 ile 7 arası eğer dipler olacaksa dolar endeksinin artması, tahvil faizlerinin artması ve bir tekrar satış baskısının yenmesi bekleniyor. Peki kripto burada nasıl duruyor? Kripto burada güçlü duruyor. Geçen hafta bir wipe shift diye makaleler ortaya çıktı. Yani beklenti, ortadaki davranışlarda değişiklik. Ama 18.600 ile 19.500 arasında inanılmaz sıkıştı. Birkaç seferde 20.000'i aşmaya çalışıyor ama 20.000'i pek aşabilecek gibi gözükmüyor. Ayı sezonunda olduğumuzu unutmayarak çok az boğa sezonu bekleyenin devam ettiği ve Ekim ayında normalde kripto iyi bir sürece girecek olsa bile ayı sezonundaki rallileri ancak görebileceğimizin altı çiziliyor. Makaleler, Bloomberg açıklıyor, hepsi açıklıyor. Yani Ekim ayında bir ralli beklemek yerine ufak ufak rallilerde destek noktalarından, direnç noktalarından alsat yaparak biraz daha karlı, belki güzel bir boğa sezonundaki kadar kazanamazsınız ama devamı için rahatlıkla kazanırsınız. Bunlar aklımızda bulunarak 4'ü ila 7'si o 3 gün içerisinde taktiksel olarak dipleri göreceğimiz varsayılırsa burada bir satış dalgasının gelmesi an meselesi. Ben 17.900'lü seviyelerden tekrar döneceğini düşünüyorum. Maksimum 16.500'lerden. Ama dediğim gibi bunlar tutar tutmaz, bunların hepsi destek olarak çalışan ve eğer destek kırılsa biliyorsunuz direnç haline gelen seviyeler. O nedenle dikkatli olmakta fayda var. Belki stoplarınızı ve yukarıdaki satış evrelerini, satışlarınızı biraz daha yukarı koyabilirsiniz. Ama stoplarınızı açtığınız işlemde alacağınız risklere göre, yani birebir kaybetmek, 1'e 90 kaybetmek gibi bir şey varsa çok saçma. Ama eğer risk ne zaman alınır? Mesela 1 kaybedersiniz ama 9 kazanma ihtimaliniz vardır. Oralar daha mantıklı. Ben birazcık daha böyle swing trade ve geçmişe de hemen bir zamanımızı aldığımızda biliyorsunuz ki bir ara 1700 ile 1900 arasında, hatta 2000 dolar arasında ne kadar çok geldi gitti, geldi gitti, geldi gitti ve aşağı indi. Şu anda kriptoyu ve riskli varlıkları yukarıya çekecek herhangi bir şey olmadığı için sabırlı bir şekilde beklemek, özellikle 900 doların altına Ethereum indiğinde toplayabildiğimiz kadar toplamak daha mantıklı gibi gözüküyor. Altın için iyi bir hafta bizi bekliyor. Çünkü altında şimdi artık evet tabii ki de dirençler, destekler önemli ama Rusya'nın Ukrayna konusu önemli. Gene ödeme sisteminden çıkılması önemli. Avrupa'daki biliyorsunuz şimdi Ekim ve Kasım aylarında enerjiden dolayı nereye gidileceği pek fazla belli değil. Acaba Rusya vanayı mı kapatacak? Fosil yakıtlar mı ortaya çıkacak? İnsanlar bir şekilde tasarruf moduna girmek üzereler. Ve tasarruf moduna girildiğinde de genel olarak gerçekten sıkıntılı bir süreç başlar. Bu tasarruf moduna girme işini bence kesinlikle başını İngiltere çekiyor. Ve İngiltere gerçekten yeni başbakanının etkisiyle biraz böyle sıkıntılı süreçlerde. 18.52 dolar, euro 18.20'de, euro dolar paritesi 0.98, altının onsu 1660'dan haftayı kapattı. Ve Brent petrolde 85 dolarda seyrediyor. Genel olarak baktığımızda Biden kuzey akımındaki sızıntı kasıtlı bir eylem. Yani artık şimdi biraz böyle iş Rusya ile ABD arasına geldi. ABD Rusya Merkez Bankası Başkanı ile ekonomiden sorumlu bakana yaptırım yapacağını açıkladı. Önümüzdeki haftanın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi OPEC artı ülkelerinin yapacağı toplantı. Ne zaman yapacaklardı? Unuttum galiba önümüzdeki perşembe olması gerekiyor. Biliyorsunuz ki Biden aslında Temmuz ayında Suudi Arabistan'a gitmişti ve 100 bin varil artışı rica etmişti. Ertesi ay açıkladılar. Ertesi ay geri aldılar. O yüzden Amerika ile öyle de bir sıkıntı var. Özellikle Suudi Arabistan ve Rusya'nın liderliği çektiği varsayılırsa Rusya'nın burada işleri biraz karıştırması bekleniyor. OPEC sorumlusu Alexander Novak, Novak'a da yaptırım uygulanmasının ardından bir gün sonra geldi. Yani OPEC artı sorumlusu Alexander Novak'a da bir yaptırım geliyor ABD tarafından. Rusya'nın başbakan yardımcısı ve OPEC sorumlusu Alexander Novak ve Merkez Bankası'nın başındaki isme yaptırım uyguladı. Aynı zamanda ABD yaptırım paketi açıklıyor. ABD eğer Rus şirketlerinde çalışıyorsanız
sizin belli haklarınızdan vazgeçmek zorunda ve zorunlu bir şekilde vazgeçirmek şekline itecekmiş gibi gözüküyor. Bu arada geçtiğimiz haftanın en önemli verilerinden bir tanesi hizmet enflasyonu son derece arttı. Bu demek olur ki birini çalıştırırken, bir yer açarken hizmetle, yani istihdam etmeyle ilgili olan rakamların da artması bekleniyor. Asgari ücrette Aralık ayında bir artış bekleniyor. Genel olarak zaten zam dönemidir ama gerçekten daha da sert bir şekilde yılbaşındaki asgari ücreti bekliyor. İş dünyası endişeye. Çünkü neden şöyle bir durum var? Asgari ücret arttıkça sigorta maliyetleri artıyor. Asgari ücret arttıkça işverene maliyetler artıyor. Bundan sonrası teşviklerin gelmesi kesinlikle artık kaçınılmaz hale geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar var. Nebati dün bir toplantıda konuştu. Toplantıya baktığımız zaman gerçekten anlaşılmaz böyle laflar bir araya gelmiş, dizilmiş. Hani akıllı görünmek için böyle kullanırsınız. Bir program vardı, hani basit bir essay yazarsınız, orada size alternatifler veriyor daha zor şeylerle ilgili. Aynen onun gibi bir şey, kimsenin anlayamadığı. Bana Berat Albayrak'ın ekonomi vizyon toplantılarını hatırlattı. Ben o zaman CNN Türk'te muhabirdim ve o vizyon toplantılarında da hiçbir şey anlaşılmazdı. Aradan da millet alıyordu işte şokomelli çokomelli bilmem ne, dalga geçerlerdi. Ama tabii ki bu iş burada bitmiyor. Diğer taraftan hane halkına çok fazla zam yansımamakla beraber özellikle iş yerlerine tekrar bir elektrik zammı bekleniyor. Ipsos'un yaptığı bir açıklama var, önemli. Dikkatimi çekti. Ipsos şunu söylüyor. İnsanların çoğunun mutsuz olduğu, %60'lık bir kesimin sıkıntıda olduğunu ve hemen o şeyi açıyorum. İstanbul'da pahalılık 24 ayın zirvesindeyi söyledik. 107,42 oranında artış oldu bugün İTO verileriyle. Ağustos ayında yıllık %99,91 oranında artarak yüze dayanan bir toptan satış fiyatı Eylül'de %100'de aşmış oldu. En çok artış enerjide. Bugün baktığınızda normalde motorin daha ucuz olur ama benzin daha pahalı olurdu. Tam tersi oldu. Kişisel bakım harcamalarında %8,37, konut harcamalarında %6,43, kira satışı buraya girer. Gıda harcamalarında da %3,64'lük bir artış oldu. Ve gerçekten madenler grubunda da 1,98'e inmiş olmuş. Bunlar gerçekten kritik veriler. %100'lük bir enflasyon ve sürekli Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber aslında çok ciddi anlamda... Herhalde bu faiz, bu enflasyon artık gözden çıkartılmış gibi geliyor. Şimdi o araştırmayı bulamadım ama o araştırmanın genel olarak geneline baktığınız zaman %60'ın mutsuz olduğu, her 10 kişiden 8'inin geçim sıkıntısında olduğu. Çünkü biliyorsunuz Türk İş'in açıkladığı yoksulluk sınırı 4 kişilik bir aile için 23.900, bugün 5.500 lira kazandığınız varsayılsa zaten neredeyse onun çok çok altında, yani dibinde kalıyorsunuz. Hepiniz çalışıyorsunuz ama kazanamıyorsunuz, hiçbir boğaz tokluğuna hayatınızı sürdürüyorsunuz. Bunlar gerçekten üzücü şeyler ve bundan sonrasında da faizlerin indirilmesine zaten devam edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklamada bulunmuş. İşte biz kimseyi enflasyona ezdirtmeyeceğiz diye. Bakalım hemen oradaki şeylere bakalım. Erdoğan hiçbir vatandaşımızın enflasyona ezilmesine izin vermeyeceğiz demiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclisin yeni yasama yılı törenlerinde konuştu. Döviz kurundaki yükseliş ve enflasyondaki artıştan dolayı kayıplarını gayet iyi biliyoruz. KKM olduğu gibi bir dizi tedbirler paniğin önünü kestik. Enflasyondaki artışın neden olduğu, kaybı önlemek için asgari ücret, memur ve emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranda arttırdık. Temmuz ayında da daha ileri taşıdık. Yeni yılbaşına tekrar gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyona ezilmesine izin vermeyeceğiz dedi. İnşallah diyoruz çünkü gerçekten burada insanlar sadece üzülüyoruz bu insanların haline ve bir şekilde bu burada kalmak için, ülkede kalmak için, ülkeye faydalı olabilmek için de insanların bir şekilde karınlarının doyması gerekiyor. Kripto ile bitirelim. Kriptoda neler olabilir diye baktığımızda Ethereum'un, Solana'nın ve Bitcoin'in kendi içinde ayrıca güzel grafikler sergilediğini görüyoruz. Ama çok sıkışık bir yerdeyiz. Merge güncellemesinden sonra Ethereum'un yaklaşık bir 2-3 ay daha düşmesi bekleniyor. Ama tabii ki Bitcoin'den aldığı hareketlilikle veya kripto marketine olan ilgiyle artışını ufak ufak zıplamalarla sağlıyor. O nedenle burada birazcık daha düşüklerden alıp yükseklerden satarak bir ufak ufak rallilerde faydalanılabilir. Rally demek de aslında belki yanlış, insanların beklentilerini zıplatıyor. Rally demek yerine
fiyat zıplamaları diyebiliriz. Fiyat artışları diyebiliriz. Fiyat yükselme, fiyat oynamaları diyebiliriz. Ama şunu aklınıza alarak, şunu düşünerek mutlaka hareket etmelisiniz ki gerçekten fiyatlar yükselebildiği gibi fiyatlar düşebilir. Bu gibi şeylere hazırlıklı olmak ve risklerinizi ona göre planlamanız gerekiyor. Şunu da lütfen unutmayın. Dünyanın en iyi trader'ı bile 10 tane işlem açıyorsa onunu tutturamıyor. Mutlaka 6'sında kayıp yaşıyordur. 4'ünde topluyordur. O yüzden riskinizi, reward'unuzu iyi hesaplarsanız da hepsini kazancı çevirebiliyorsunuz. Yani öyle şey gibi düşünmeyin. Hani ben hep giriyorum, patlıyorum diye. Eğitim göz aşinalığıyla tabii ki de birazcık daha işler kolaylaşıyor ama o kadar fazla da takmamak gerekiyor. Herkes hata yapıyor. Bu süreçler gerçekten çok kritik. Önümüzdeki ayların neye gebe olduğunu, tamamen Rus gazı kapanacak mı, Çin Amerika ile tartışacak mı, işte Japonya, Tayvan'la Çin bir şey yapacak mı, Japonya ile Güney Kore bir şey yapacak mı falan, Kuzey Kore bir şey yapacak mı? Bu gibi bir sürü böyle nokta var ve ne olursa olsun 4 sene Rusya-Ukrayna savaşının sürmesini daha fazla planlanıyormuş gibi gözüküyor. Yeni bir dönüşüm, yeni bir evredeyiz. O yüzden 4 senenin biz daha sadece 1,5 senesini geride bırakabildik. Yani işte konuştuk ettiler oldu bittiyle ve artık Rusya'nın belli ki yaptırımlardan etkilenmediği gibi artık usulsüz bir şekilde Ukrayna'nın topraklarına da göz diktiği görülüyor. Zaten geçen senelerde referandumla Kırım'ı topraklarına kattığında da ülkede sıkıntı olmuştu. NATO konusu söz konusu ve Türkiye'nin komşularından bir tanesi ve iyi müttefiklerinden biri. Güzel bir ittifak vardı aralarında. O yüzden Türkiye'de biraz daha böyle ateş çemberinde arada sıkışmış gibi gözüküyor. Tabii enflasyon, kırılganlık, dış ticaret açığı gibi şeyler gelince de iyice sıkışılıyor. O nedenle burada biraz nakitte beklemek, her artan Winston Churchill'in lafı gibi her havlayan köpeğe taş atamazsınız veya her kaçırılan fırsata üzülemezsiniz, bu kadar. Kimisini kaçırırsınız, kimisi gelir. Kimisi gider, kimisi gelmez. Ve 10 tane iş yapacağınızda bir tane iyi iş yaparsınız, kazanırsınız. O nedenle çok da böyle fazla kendimizi üzüp de yerden yere vurmanın da bir anlamı yok. Bakın bugün baktığınızda NFT'lerle ölüyorlardı, diriliyorlardı, uçuyorlardı, kaçıyorlardı. Şimdi ne oldu? NFT'ler yok. Garip garip isimler NFT'ler üzerine konuşuyor. İşte bir rapor hazırlıyorlar. Öyle bir satıyorlar ki aman yarabbim sanırsın ki atomu parçaladı falan. O yüzden hani mesela ben bunu şunda yaşadım. Regülasyon için biz Mustafa Şentop'la görüştük. Bir aracı vardı. Çok selamlar olsun ona da. Aracı var. Mustafa Şentop'la görüştük. Mahir Ünal'ı gördük. Ama diğer taraftan böyle bir ekip var. 2 tane rapor hazırladılar diye bizim bu yaptığımız görüşmelerdeki reklam, yani biz reklamı çok fazla yapamıyoruz hadi işe odaklı olduğumuz için. Aman onları görsen raporlarda sanki memleketi kurtarmışlar gibi. Yani kripto yasası geldi de işte onlar başı çekiyorlarmış da mecliste böyle kapılar açılıyormuş gibi falan böyle yansıtılıyor. Biz diğer taraftan hay merak ediyorum o raporlara acaba işte bu biraz önce söylediğim otorite figürleri okuyor mu okumuyor mu ulaşıyor mu ulaşmıyor onu bile bilmiyoruz. Hani ama onlara baksam böyle şey kalmadı yani hani aldılar başlarını gittiler her şeyi onlar hallettiler her detayı biliyorlar muhteşem biliyorlar. Ben hatta bir tane şeye katılmıştım bir Twitter'daki canlı yayında taşa. Siz herhalde o kadar fazla bu şeye hakim değilsiniz diye bana moderatör sormuştu. İsmini söylemeyeyim. Yani böyle gerçekten ben şunu anladım. Bazı şeylerin reklamını Türkiye'de iyi yapmıyorsanız hakkınızı yiyorlar. Sizinle hadsizce konuşabiliyorlar. Değişik şeyler söyleyebiliyorlar. O nedenle birazcık daha onu anladım. Bu aynı Consumer Price Index'teki o amelenin yaptığı yorum gibi. Ayranı yok içmeye. Öyle durum böyle. Yarın yeni bir yayında görüşeceğiz. Dün akşam gece 3'teki yayını yapamadım. Uyuyakalmışım. Biraz uysuzlandı. O yüzden biraz problem oldu. Ama yarın yeni bir yayında görüşünceye de hoşça kalın. Pazartesinden itibaren de yepyeni işbirliklerim hayata geçiyor. Görmeye başlayacaksınız diyorum. Görüşmek üzere.